Selamlar arkadaşlar Doktor Food kanalına hoş geldiniz. Yepyeni harika bir teknik videosuyla daha karşınızdayım. Bugün kaleciyle ile birebir kaldığınızda kullanmanız gereken harika bir yöntem hakkında konuşacağım. Önce hareketi göstereceğim sonra nerede nasıl kullanmanız gerektiğini anlatacağım. Videoya güzel bir beğeni bekliyorum. Videoyu beğenip lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Twitch yayınlarım her gün devam ediyor. Twitch yayınlarıma desteklerinizi bekliyorum. Onun dışında da sosyal medya hesaplarımdan her gün işinize yarayacak paylaşımlar yapıyorum. Oralardan da desteğinizi bekliyorum. Başlamadan önce FIFA 23 çekilişi yapıyorum. Twitter üzerinden yapıyorum. Linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Henüz FIFA 23 almayan arkadaşlarınıza da haber verip katılımlarını sağlayabilirsiniz. Herkese bol şans. Evet videomuza başlayalım. Geçtiğimiz FIFA'larda kaleciyle karşı karşıya kaldığımızda Borov hareketini yapıyorduk. Borov hareketi nasıl yapılıyordu? Sağ nolu, gitmek istediğimiz yöne doğru bir saniye itiyorduk. Bu şekilde. Bu sene bazı pozisyonlarda hala kalecileri geçebiliyorsunuz bu hareketle. Ama çok riskli. Kaleciler elini uzatıp topu alabiliyor. Ben o yüzden kaleciyle karşı karşıya kaldığımda bu hareketi kullanmayı bıraktım. Yani karşı karşıya pozisyonları her zaman yakalamıyoruz sonuçta. Kalecinin de tutma ihtimali varsa bu hareketi bırakmanız gerekiyor. Tabii ki bazen refleks olarak yapıyoruz eskilerden kalma alışkanlıklardan dolayı yapıyoruz. Ama size şimdi göstereceğim tekniği kullanırsanız daha garanti daha güzel goller atarsınız. Hareketimizin adı Heel to Borrow. Beceri hareketi rehberi videomda anlatmıştım zaten. Yapılışı çok basit. L1 tuşuna basarken sağ nola önce gittiğiniz yöne itiyorsunuz. Daha sonra gittiğiniz yönün tersine itiyorsunuz. Şu şekilde. Karşı karşıya pozisyonlarda buna dikkat ederek yapmanız gerekiyor. Sol nereye doğru iterseniz oyuncunuz heel to borrow'u o yöne doğru yapacaktır. Sol dikkat edin lütfen. Yani sol böyle yaparsam oyuncu sola doğru yapar. Sol böyle yaparsam oyuncu sağa doğru yapar. Yani heel to yaparken sol oynatmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Hemen göstereyim. Aşağı doğru oynatırsam bakın aşağı doğru iter. Yukarı doğru oynatırsam yukarı doğru iter kaleciyle karşı karşıyayken Solanol'u oynatmadan direkt sadece hill to Borrow yaparsanız oyuncunuz rastgele kalecinin üstüne doğru yapabilir. Hill to boşluğa yapacaksınız. Hill to borrow'u 4 beceri ve üstü yapabiliyor. Bunu da unutmadan söyleyeyim. Boretlerinizi bu tarz profilde oyuncular seçerseniz hill to yapabilirsiniz. Şimdi burada boşluk neresi? Yukarı değil mi? Şöyle yukarı doğru çıkacaksınız. Rastgele yaparsanız hill to aşağı doğru yapabilir oyuncunuz. Kaleci çıksın bakalım. Bakın şu şekilde. Yukarı doğru yapacaksınız. Aşağı doğru yaparsanız kaleci tutar bu pozisyonu. Sol analog bu kısımda çok önemli. Şimdi size birkaç Elite Rivals ve Foot Champions maçlarımı izleteceğim. Orada nerede nasıl yaptığımın analizlerini yapacağız. Bu sayede daha iyi anlayacaksınız. Evet karşı karşıya pozisyondayız. Zidane'dayım. 5 beceri zaten. Ve kaleciyi çok güzel YouTube to yaparak geçiyoruz. Golün analizini yapalım şimdi. Bakın yapmanız gereken boşluk şu kadar olması gerekiyor. Kaleciye çok yaklaşırsanız kaleci tutar. Sol analoğa dikkat edin lütfen. Sol analoğu boşluğa doğru itiyorum. O esnada heel to row yapıyorum. Kaleciyle bu kadar boşluk bırakıp yaparsanız kaleci direkt yere yatacaktır ve kaleciyi çok rahat bir şekilde geçeceksinizdir. Tekrar gösteriyorum. Kaleciyle aradaki mesafeye dikkat edin lütfen. Bu mesafede yapacaksınız. Evet başka bir pozisyondayız. Karşı karşıya kalıyoruz. Ronaldo oylayayım. Direkt şut atmıyorum. Bakın boşa heel to bow row yapıyorum. Mesafeyi de yine gördünüz zaten. Yine Ronaldo ile karşı karşıya kalıyorum. Kaleci'nin çıkmasını bekliyorum. Doğru anda heel to bow row yapıyorum ve çok güzel bir gol atıyoruz. Golün tekrarını gösteriyorum. Kaleci ile aramdaki mesafeye yine lütfen dikkat edin. Kaleci ile aramdaki mesafeyi koruyorum. Daha sonra sol bakın lütfen. Sol boşluğa doğru itiyorum. Yani sağ köşeye doğru itiyorum. Ve heel to sağ köşeye doğru yapıyoruz. Evet başka bir pozisyondayız. Yine karşı karşıyayız. Sol kanlı kalıyorum, bekliyorum ve doğru anda heel to yapıp golümüzü atıyoruz. Bu pozisyonlarda direkt şut da çekebilirsiniz ama bu şekilde gol atmanın da ne kadar garanti olduğunu görüyorsunuz. Şut çekerseniz kaleciler bazen tutabiliyor. Doğru anda doğru şekilde heel to yaptığınızda garanti %100 goller atıyorsunuz zaten. Evet yine karşı karşıya kalıyoruz. Kaleciyi bekliyorum. Doğru anda YouTube yapıp güzel bir gol atıyoruz. Et yine güzel bir pozisyona giriyoruz. Karşı karşıya kalıyoruz. Şut atmıyorum. Kaleciyi bekliyorum. Yıl to borrow yapıp golümüzü atıyoruz. Evet arkadaşlar ne kadar etkili olduğunu gördünüz. Hareketin nasıl yapıldığını, nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlattım detaylı. Sol analog kısmı çok önemli. Heel to yapacağınız köşe çok önemli. Kaleci ile aranızdaki mesafe çok önemli. Bunları oturtursanız şut atmanıza bile gerek kalmayacak. Soğukkanlı bir şekilde kaleciyi geçip gollerinizi atabileceksiniz. Elimde çok fazla klip vardı. Bu kadarını göstermek istedim. Anlamanız için yeterliydi zaten. Elimde bu kadar fazla klibin olması size şunu uyandırması gerekiyor. Bu beceri hareketi karşı karşıyalarda gerçekten işe yarıyor. Yani gol olma yüzdesi çok fazla. Ben sürekli kullanıyorum. Sizin de kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Karşı karşıya pozisyonlarda panik yapabiliyorsunuz çünkü. Bu hareketi kafanızda oturtursanız Karşı karşıya pozisyonlarda çok rahatlayacaksınız artık. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenip lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı da açıklama kısmından bulabilirsiniz. t söyledim zaten her gün devam ediyor. Katılımlarınızı bekliyorum. Onun dışında FIFA 23 çekilişi devam ediyor. Hafta Twitch kazananı belirleyeceğiz. Linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.